Ali Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim. Sağ olun Burcu Hanım. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. Şimdi öfke kontrolü ve stres yönetimi hakkında konuşacağız evet. Sizinle. Günlük yaşamda bizi ele geçiren stres, her şeyin başı stres diyoruz. Evet. Sizden püf noktalar alacağım bu stres yönetimi hakkında ama şimdi çok sinirliyim. Artık tamir edemiyorum, insanları çabuk kırıyorum, sonrasında pişman oluyorum gibi sözler çok duyabiliyoruz artık günlük yaşamda. Evet. Şimdi ani öfke patlamaları yaşayabiliyoruz, iş hayatının yoğunluğu, her şey bir anda üstümüze gelebiliyor vesaire. Evet. Şimdi öfke duygusunun içinde neler saklıdır? Aslında ben ilk olarak onu sormak istiyorum. Evet, öncelikli olarak bu konuya değindiğiniz için teşekkür ederim. Çok önemli bir konu. Öfke günümüzün sorunlarından bir tanesi, en önemli sorunlarından bir tanesi. Özellikle geçim sorunları nedeniyle, ekonomik problemler nedeniyle, insanların birbirleriyle kurmuş olduğu ilişkiler nedeniyle öfke patlamaları yaşamaktadırlar. Fakat çoğu insan öfkeli olduğunun farkında olmadan bu süreci yaşamakta. Öfke bütün olumlu ve olumsuz duygular gibi bir duygu türü. Ama doğru kullanıldığında faydalı bir duygu türü olmakla beraber doğru kullanılamadığında ya da farkında olunamadığında da bize zarar veren bir duygu türü olmaktadır. Duygu olarak öfke buzdağının görünen kısmı. Yani buzdağının yukarısına baktığımızda öfkeyi görüyoruz ama onun altında başka nedenler var. Bunlar yetersizlik, acizlik, korku, insanlarla iletişim kuramama, endişe, yalnızlık gibi öfkeyi barındıran nesneler. Yani içinde birçok şey saklıymış aslında. Birçok şey saklı. Biz öfke olarak görüyoruz ama aynen öyle. Arka planında birçok duyguyu barındırıyor. Arka planında da işte bu saymış olduğumuz genellikle korkulardan kaynaklanan endişe, ilişki kuramama, ekonomik problemler vesaire gibi nedenleri içinde barındırıyor. Peki öfkenin çeşitlerinden bahsedebilir miyiz birazcık? Örneğin ben maskelenmiş öfke diye bir şey duymuştum mesela, çok ilginç gelmişti. Bu dediğiniz gibi aslında arka planında saklı olan duygulardan mı bahsediyoruz maskelenmiş öfke deyince? Evet, şimdi öfkeyi birkaç türde ifade edebiliriz. Bunlardan bir tanesi maskelenmiş öfke türü, ikincisi patlayıcı öfke türü, üçüncüsü de kronikleşmiş öfke türü olarak sayabiliriz. Maskelenmiş öfke türünü de iki şekilde ifade edebiliriz. Bunlardan bir tanesi pasif agresif öfke türü. Pasif agresif öfke türünde kişi adından da belli olduğu üzere agresif şekilde duygularını belli etmektedir. Ve genellikle de kırıcı, yıkıcı, dağıtıcı bir davranış sergilemektedir. Bu tarz insanlar genellikle ilişkilerini kötü şekilde kullanmakta ve bütün arkadaşlarını kaybetmektedirler. Maskelenmiş korku türünün ikinci şekli de kendine yönelik öfke türüdür. Bu kişi etrafındaki insanlara değil de daha çok öfkesini kendisine yöneltir. Yaşamış olduğu bütün zorlukların, bütün problemlerinin yegane nedeninin kendisi olduğunu düşünür. İnsanlar kendileriyle ilgili konularda genellikle daha acımasız oldukları için de kendine yönlendirilmiş öfke türü çok da tehlikeli bir öfke türüdür ve genellikle depresyon ve anksiyete dediğimiz hastalıklara da neden olan bir öfke türüdür. Patlayıcı öfke çeşidinde ise ani öfke, utanca dayalı öfke ve planlanmış öfke olmak üzere 3 aşamadan bahsedebiliriz. Ani öfke dediğimiz olur olmaz her şeye öfkelenen, otobüsteyken, trafikteyken, kendi arabası kullanıyorken, ev içinde, iş yerinde birdenbire aniden sinirlenen, olur olmaz her şeye kızabilen insan türü. Bu tarz insanlar da etrafındaki insanlara çok fazla güven vermedikleri için etraflarındaki insanlar genellikle rahatsız ve güvensiz hissederler kendilerini. Çünkü bu kişi her an patlamaya hazır bir saatli bomba gibidir. Patlayıcı öfke çeşitlerinin içinde ikincisi de utanca dayalı öfke şeklidir. Utanca dayalı öfke şekli kişi geçmişte utanacağı bir şey yaptığını düşünmektedir. Mesela çocuk yaşta kendi evlatlarını bırakıp terk etmiş olan bir babayı düşünecek olursanız gelecekte böyle bir baba geçmişte çocuklarını sahipsiz bıraktığı için utanç duymakta ve bunu bir öfke nedeni olarak saymakta ve bütün ilişkilerinde de öfkeyi ön plana çıkarmaktadır. Çok değişik.
Yine patlayıcı öfke türlerinden bir tanesi de planlanmış öfke türüdür ki bu bilinçli ve planlı yapılan bir öfke türü olmakla birlikte diğer öfke türleri gibi yine bu öfkeyi yaşayan kişiye de zarar veren bir öfke türü. Planlanmış öfke ne demek derseniz kişi bunu planlayarak yapar. Yani mesela yani ben planladım yarım saat sonra öfkeleneceğim. Gideceğim, öfkemi yani göstereceğim gibi bir şey. Şöyle, nasıl planlayabilir mesela ki? Bir şirkette müdür olduğunu düşünün birinin. Ben öfkeli bir müdür olursam elemanlarım daha çok söz dinler gibi. Öfkeyi bunu, baskı aracı olarak bunu kullanıyor. Bunu baskı aracı olarak kullanan, bunu bir yönetme şekli olarak kullanan, bunu elemanlarını sindirme yöntemi olarak kullanan bir öfke şekli. Fakat planlı da olsa yine de bunu yapan kişi yine vücutsal olarak, fonksiyonlarıyla, sistemsel olarak zarar görmektedir. Çünkü öfke planlanarak da yapılsa kişiye zarar vermektedir. Rol yapıyor bile olsa, yani rol derken hani planlamış bile olsa kafasında, yine de vücuda aynı etkiyi aynı zararı gösteriyor. Aynen. Çünkü biz hangi duygulanımı yaşıyorsak, bütün vücut sistemlerimiz o duygulanıma girdiği için biz öfke duygusunu yaşadığımız anda bütün sistemlerimiz bundan etkilenmekte. Üçüncü öfke çeşidi de kronik öfke çeşidiydi biliyorsunuz. Kronik öfke çeşidinin içinde de iki tür var, iki aşama var. Bunlardan bir tanesi alışkanlık kazanmış olan öfke türü. İkincisi de kronikleşmiş olan korku bazlı bir öfke türü. Ben şey sormak istiyorum tam da bu noktada. Bir sonraki sorum zaten bu olacaktı. Kronikleşmiş öfke, yani öfke durumu alışkanlık yapıyor. Evet. Yani kişinin karakteri haline gelebiliyor öfkeli olma durumu. Kronikleşebiliyor. Bunun aynen öyle. Şöyle ki, açacaksınız bunu. Şöyle ki mesela geçmişinde çocukluk döneminde çok zor bir çocukluk yaşamış olan birini düşünün. O kişi gelecek hayatında her şeyi yoluna koymuş olsa bile artık hayatında öfkeli olması için bir neden kalmamış da olsa geçmiş hayatında sürekli öfkeli olduğu için bunu gelecek hayatına da devam ettirebiliyor. Bunu bilinçli olarak üzerinden atmak için çalışma yapmalı veya bir uzmandan yardım alması gerekiyor. Eğer bunu yapmazsa hayatında öfkeli olması için hiçbir neden yokken yine alışkanlıklarının getirmiş olduğu davranışları sergileyeceği için öfkeli olmaya devam edecek bu kişi. Kronikleşecek. Kronikleşecek. Yani İkincisi de korku bazlı öfke. Bu kronik bazlı öfkelerin içinde ikincisi de korku bazlı olan öfke türü. Korku bazlı da biliyorsunuz korkuların genellikle gerçek nedenleri yoktur. Biz asılsız yere korkular duyar ve bunların etkilerini yaşarız. Mesela ölüm korkusu, gelecek korkusu bunlar çok da gerçek korkular değildir. Yani bir sebebe de dayanmamaktadır aslında. Fakat kişi geleceğinden endişe ederek, yaşamından endişe ederek korku duyabilir ve bu korkusu da onu öfkeli hale getirebilir. Bu şekilde bu da bir kronik öfke halini almış olabilir kişide. Anladım. Şimdi fiziksel ve zihinsel elbette ki bazı sonuçları var. Tabii ki. Öfkeli olma durumunun çok yoğun stres arasındaki farkı da soracağım ama öncelikle öfkeli olma durumunun zihinsel ve fiziksel olarak bize etkilerini bir anlatabilirsek kısaca. Tabii ki. Şimdi öfkeli olduğunuzda sadece fiziksel ve zihinsel değil davranışsal da etkileri var. Fiziksel olarak etkileri genel olarak saç, baş ağrıları, mide rahatsızlıkları, dolaşım sistemimizdeki bazı problemler, nabız atışlarının hızlanması, dolaşım sistemlerimizin sekteye uğraması, böbrek ve üreme sistemlerimizin zarar görmesi gibi fiziksel etkileri var. Ayrıca zihinsel olarak da kişi konsantrasyon eksikliği, düşük performans, unutkanlık, uykusuzluk gibi zihinsel problemler yaşayabiliyor. Bununla beraber öfke aynı zamanda davranışsal da bazı etkiler yapmakta. Bu davranışsal etkilerden bazıları alkol bağımlılığı gibi veya sigara tiryakisi olması gibi, huzursuzluk, acelecilik, ilaç kullanımı ve aşırı yemek yeme gibi etkileri de davranışsal olarak ortaya çıkabilmektedir kişide. Peki şey sormak istiyorum. Öfkeli olduğumuz bir insanı nasıl affedebiliriz, nasıl unutabiliriz? Evet, şimdi veya bir durum da olabilir bu. İlla kişi odaklı söylemeyeyim de öfkelendiğimiz bir durumu nasıl unutabiliriz? Öncelikli olarak affetme çok başlı başına bir konu. Affetme üzerine bir iki cümle söylemek istiyorum. Affetmek demek bize hata yapan insanların yaptığı hatayı unutmamız demek değil. Öncelikli olarak onu söylemek isterim. Mesela gözünüzde şöyle bir şey canlandırın. Sevmediğiniz bir insanı düşünün. Ve onu kafanızın üzerinde taşıdığınızı düşünün.
taşımazsınız normalde, değil mi? Taşımam. Fakat düşüncelerinizde bir insanı taşıdığınızda aslında o kişiyi kafanızda taşıyorsunuz. En mahrem yerinizde taşıyorsunuz aslında. Yani siz affettiğinizde o kişinin size yapmış olduğu hata neyse onu aslında unutmuyorsunuz. Fakat o kişiyi zihninizde, yani kafanızda taşımayı bırakıyorsunuz aslında. Bu bir yük. Yani o size hata yaptığını düşündüğünüz, sizi üzdüğünü düşündüğünüz kişiyi kafanızdan atmanız sizin bir yükten kurtulmanız demek oluyor. Yani affetmeyi böyle görmek gerekiyor öncelikli olarak. Şimdi öfke, yani öfke duyduğumuz insanları affetme noktasında ilk önce şuna bir karar vermemiz gerekiyor. Haklı olmak mı önemli? Mutlu olmak mı? Şimdi böyle baktığınız zaman eğer amaç mutlu olmaksa karşınızdaki kişinin öfkesini yaşarken bunu bilinçli olarak mı yapıyor, yoksa bazı duygulanım yaşadığı için mi, onun karşılığı olarak mı bunu yapıyor? Bunları empati yaparak, kendinizi onun yerine koyarak da bunu çok kolay algılayabilirsiniz. Fakat işte biraz önce bahsetmiş olduğumuz korku türleri vardı, öfke türleri vardı. Öfke türlerinin bazıları bizim farkında olmadığımız ama günlük hayatta sürekli olarak da yaptığımız korku türleri, ama bazıları da işte planlanmış öfke gibi, korku bazlı öfke gibi, alışılmış öfke türü gibi sürekli olarak da yaptığımız ve etrafımızdaki insanları da tedirgin ettiğimiz bazı korku türlerimiz var. Şimdi özür dilerim, öfke türlerimiz var. Şimdi bu öfke türlerini etrafımızdaki insan bizi kırmışsa, sevdiğimiz bir insan kırmışsa biz onu affederek tabii ki görevimizi yerine getirmeliyiz, ama o kişinin öfkeden kurtulmasıyla da ilgili de olarak da onu bilinçlendirmek bizim görevimiz. Çünkü kişi durumunun farkında olmayabilir, ne yapması gerektiğini bilmiyor olabilir ve zaten de duygulanım olarak da zor günler yaşadığı için de böyle bir zamanda siz daha sağlıklı düşünüyor olacağınız için ona bu noktada destek olabilirsiniz ve öfkesini yenmesiyle ilgili destek olabilirsiniz açıkçası. Öfkesinin yenmesiyle ilgili mutlu olmak mı, haklı olmak mı dediniz ya. Evet. Aslında herkesin kendine sorması gereken bir soru diye ben de düşünüyorum. Sizin ama herkes, tercihiniz hangisi? Ben haklı olmayı tercih ediyordum. Ama haklı olmak değil de mutlu olmayı bence tercih etmeli insan. Evet. Bu da çok zor. Şimdi böyle konuştuğumuz gibi burada konuşuyoruz ama günlük hayatta onu uygulayabilmek de gerçekten ayrı bir başarı. Şimdi ben aslında öfkeden konuşuyoruz ama son derece insani, aslında doğal bir duygu. Yani kesinlikle bu duyguyu iletişimde tabii ki yapıcı bir şekilde kullanabilirsek faydası oluyor. Evet. Bunun dışında soracağım öfkeyle ilgili benim yani kontrol etme konusunda öneriler almak istiyorum sizden. Neler önerirsiniz? Şimdi bakın, öfkeyi yenmek için yapabileceğimiz iki tür çalışma olabilir. Birincisi öfkelendiğimiz an. Yani tam da o anda yapabileceğimiz bazı şeyler var. İkincisi de öfkelendiğimizi biliyorsak, zaman zaman öfke krizleri yaşıyorsak, öfkelenmediğimiz zamanlarda o konuda yapacağımız bilinçli çalışmalar olabilir. Öfkelendiğimiz zaman ne yapabiliriz? Mesela bulunduğumuz ortamdan uzaklaşabiliriz, derin nefes alabiliriz, karşımızdaki kişinin ne demek istediğini anlamaya çalışabiliriz, empati yaparak, kendimizi onun yerine koyarak onu anlamaya çalışabiliriz. Ortamda başka biri varsa onun düşüncesini de alarak, acaba doğru mu söylüyor, ben mi yanılıyorum, o mu yanılıyor, onu anlamaya çalışmak için üçüncü bir gözden de bir fikir alınabilir. Bu tam da öfkenin yaşandığı anda yapabileceğimiz çalışmalar. Bir de sık sık öfkelendiğimizi biliyorsak, bununla ilgili öfkelenmediğimiz zamanlarda da yapabileceğimiz çalışmalar var. Mesela meditasyonlar yapılabilir, yoga yapılabilir. Stres ve öfke yönetimiyle ilgili. Ama herkes şimdi meditasyon, yoga yapamıyor ki. Herkesin vakti yok. İnsanlar iş hayatında zamanları olmayabiliyor. Aile içi gerginlikler oluyor. Özel hayat ayrı bir problem. Maddi sıkıntılar, ekonomik yükler. Bir de özellikle çoluk çocuk varsa. Şimdi o insan yani kafada bin bir türlü şey, yoga hani yapamıyor. Yani bunu hani birazcık gerçekçi konuşmak gerekirse yoga konusunda yani herkesin gerçekten imkanı ve fırsatı olmuyor. Onun dışında ben şeyi soracağım. Hayal kurmak ve yazmak. Hani o önerilerden özellikle bunların üzerinde durmak istiyorum. Sizce etkili mi? Tabii ki etkili, ama biraz önceki söylediğinize de bir kısa bir cevap vermek istiyorum. Yani herkesin zamanı yok dediğiniz kısma biraz değinmek istiyorum. Şimdi faydalarını ve zararlarını düşündüğünüzde, yani artı eksi yaptığınızda sizin zaman ayırmanız
mümkün görünmüyor olabilir ama o zamanı zorlayıp da ayıracağınız zaman size sağlayacağı faydaları düşündüğünüzde buna değer mi diye bir soru sormanız gerekir. Birincisi. İkincisi evet meditasyon gibi daha biraz zaman ayrılması gereken uygulamalar var ama daha böyle işte klasik müzik gibi böyle oturduğumuz yerde yapabileceğimiz, o kitap olabilir, okuyabileceğimiz evet. O tarz şeyler de yapabiliriz. Ayrıca biraz önce sorduğunuz soruyu da cevaplayayım. Hayal kurmak çok sakinleşmek için meditasyon yani kendi kendimize meditasyon yapmak için yöntemlerden bir tanesi. Yani kendinizi çok güzel bir yerde hayal edebilirsiniz, istediğiniz şeyleri yapıyorken düşünebilirsiniz. Evet. Bu da bir rahatlama türüdür, bir meditasyon şeklidir aslında. Yazmak peki? Yazmak da tabii ki en içinizdeki olanı boşaltmanızı sağlayan bir yöntem. Ki çok etkili çalışmalardan biridir. Benim de sıklıkla yaptığım bir çalışmadır. Yazdığınız her çalışma mutlaka sonuç buluyor, onu söyleyebilirim. Siz yoga yapıyor musunuz? Fırsat buluyor musunuz? Hayır, yani zaman istesem bulabilirim ama yoga ile ilgilenmedim. Yani yoga konusunda sakın yanlış anlaşılmasın. Şöyle hani gerçekten insanların şimdi gözlemlediğimiz toplumda şeyi söylüyorum. Hani çok fazla fırsat olmuyor. Hani daha böyle basit öneriler istemiştim. O açıdan onun altını çizmek isterim. Yoksa tabii ki imkanı olan, fırsatı ve vakti olan daha basit kitap yoga, okuyabilir, müzik yoga dinleyebilir, yürüyüş yapabilir. Hani evet, daha yürüyüş. Basit işte doğa yürüyüşleri yapabilir. İşte güneşin batışını, doğuşunu seyredebilir. Yani daha basit kendi kendine yapabileceği çalışmalar bunlar. Dost ortamlarında bulunup dost sohbetleri yapabilir. Sosyalleşebilir. Yani bunlar kendi kendine yapabileceği, her zaman yapabileceği çalışmalar kişinin. Stresle öfke arasında peki bir fark var mı? Stres yönetimi için de mi aynı şeyleri söyleyebiliriz? Şimdi öfkenin ne olduğunu zaten konuştuk ama stres biraz öfkeye çok benziyor aslında. Ayırt etmesi de çok kolay değil ama aslında stresi şöyle de söyleyebiliriz. Mesela çok heyecanlı bir zamanda size enerji verebilir. Bir tehlike anında ani frene basmanızı sağlayarak hayatınızı kurtarabilir. Veya bugün canınız televizyon izlemek istiyordur ama yarın bir sınavınız vardır, onu hatırlatıyor olabilir. Yani stres aslında değişik bir duygulanım ve bize doğru kullanıldığında da faydası da olan ama çok fazla stresin içinde kalırsak da kronikleşeceği için de bütün vücut sistemlerimize de zarar vereceği düşünülen bir duygu türü yani bir duygulanım. Öfkenin sonucu olarak da çıkmış bir duygulanım ama sadece öfkenin sonucu olarak çıkmıyor. Yani siz sınav içinde heyecanlanıp stres yapabilirsiniz. Evleneceksinizdir. Onun için heyecanlanıp stres yapabilirsiniz. Yani stres iyi şeylerin sonucu olarak da çıkabilen bir duygulanım. Ve yeteri kadar kullanıldığında da bizi motive eden, bizi heyecanlandıran, bizi enerjik yapan bir duygulanım. Ama aşırı dozda olduğu takdirde de vücut sistemlerimize de zarar veren ve çökmesini sağlayan bir sistem. Genellikle savaş ya da kaç hormonu diye de adlandırılmış bir sistem. Peki yani öfke gibi mi onun da kontrol aşamaları? Hani aynı öfke kontrolüne verdiğiniz tavsiyeler stres yönetimi için de geçerli mi? Tabii ki geçerli çünkü birbirine çok yakın. Ama şunu da söylemek istiyorum. Mesela biz gün içerisinde 4 değişik beyin frekansını yaşıyoruz. Alfa, beta, delta ve teta olmak üzere. Biz sizinle şu anda beta frekansında konuşuyoruz. Yani günlük işlerimizi hallettiğimiz, koşturmacalarımızı hallettiğimiz bir beyin frekans türü beta. Fakat beta frekansında fazla kaldığımız takdirde vücut sistemlerimiz bundan zarar görmeye başlıyor ve bizim alfa frekansına geçmemiz zorunluluk halini alıyor. Alfa frekansını şöyle izah edeyim size. Çocuklar doğduklarından 14 yaşına gelene kadar alfa frekansında büyüyorlar. Çok sağlıklı ve faydalı bir frekans türü olduğu için de o dönemde çok çabuk öğrenip çok çabuk da iyileşiyorlar ve daha eğlenceliler, daha mutlular. Çünkü çok sağlıklı, çok faydalı bir frekans türü olduğu için. Biz gün içindeki işlerimizi halletmek için beta frekansına ihtiyaç duyuyoruz ama beta frekansında fazla kalırsak da vücut sistemlerimiz zarar göreceği için alfa frekansına da zaman zaman geçiş yapmamız gerekiyor. Alfa frekansı uykudan bir önceki halimiz, bu esneyip uykumuzun geldiğini düşündüğümüz halimiz alfa frekans. Stresin devam ediyor olması bizi beta frekansında fazla tutan bir durum. Beta frekansında fazla kaldığımız zaman da bütün vücut sistemlerimiz zarar göreceği için stresi dozunda kullanıyor olmak gerekiyor. Gerekiyor.
Yani alfa frekansında olmamız gerekiyor. Yani sıklıkla alfa frekansına geçiyor sakin olmak. Sakin olabilmemiz. Sakin olmamız, hı-hı, derin nefes alıyor olmamız, ayaklarımızı uzatıp işte gözlerimizi kapatıyor olmamız, hı-hı, falan. Bu kendi kendimizi alfa frekansına geçmek için yapabileceğimiz çalışmalar. Ama internette alfa frekansına geçmemiz için de hazırlanmış, hı-hı, müzikler var. Kişiler o müzikleri de takıp gün içerisinde dinleyerek rahatlayabilirler. Tamamdır. Hem öfke kontrolü yapmış olurlar böylelikle, hem de stresten de kurtulmuş olurlar. Evet. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Sağ olun. Katılımınız için ben çok sağ olun. Sevgili izleyenler, bu haftalık programımızın sonuna geldik. Yaşama Dair'de haftaya tekrar yeni konuklarla görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.